Başkent Postası Televizyonu sayın seyircileri, yepyeni bir programla karşınızdayız. Bundan sonra ünlü konuklarla ve ünlü konularla sizlerle beraber olacağız. Ben önce kendimi tanıtayım. Mehmet Sayın Bilge, karikatür sanatçısıyım. Karikatür biliyorsunuz dünyanın ortak dili. Dolayısıyla bu ortak dili kullanmak kadar bu ortak dili konuşmak da önemli. Bugünkü programımızda yine eski bir karikatürist olan Sayın İlhan Değirmenci ile beraberiz. Ama burada bulunma sebebimiz karikatür değil. Bambaşka bir konu. Bunu niye söyledim? Çünkü bizi buluşturan bir sanattı, karikatürdü. Ama sadece karikatürle şey yapmayacağız, konuşmayacağız. Ne yapacağız? İlhan Bey ile tanışmamızın sebebi karikatürdü. Çünkü biz birbirimizi tanımıyorduk. İlhan Bey Almanya'da yaşıyordu. Ben de burada. Ama ondan da bahsedecek zaten kendisini birazdan tanıttıktan sonra tanışmamız nasıl oldu ve ne maksatla burada bulunuyorlar. Bugünkü konumuz bu. İlhan Bey, buyurun. Önce bir sizi tanıyabilir miyiz? Evet. Kısaca. Evet. 1957 yılında İstanbul'da doğdum. Evet. Şöyle bir şey ya, biz 1957 yılında İstanbul'da doğduktan sonra o dönemlerin, Cumhuriyet'in yeni böyle birçok sıkıntısını çeken kuşakız diyeyim ben. Evet. İlkokul, ortaokul derken hayatın içerisinde yaşamımızı sürdürüyoruz tabii. Ben de 57'yim bu arada. Evet. Dolayısıyla biz aynı kuşağız, aynı sıkıntılarda. Almanya girdi o dönem bizim hayatımıza. Evet. Almanya önce gurbetçi çocukları olduk. Gurbetçiler olduk. Ondan sonra Avrupalı Türkler olduk derken annem babam Almanya'dayken biz Türkiye'deydik. Sonra küçük kardeşim derken aile oraya taşındı. En son ben 1986 yılında Almanya'ya yerleştim. Yani 86'dan beri? 1986'dan beri ben Almanya'da yaşamımı sürdürüyorum. Ancak tabii ana vatanımızdan da kopuk yaşayamıyoruz. Bir ayağımız da Türkiye'de, bir ayağımız da Almanya'da derken böyle iki arada bir derede dediğimiz. Şimdi kaç kuşak oldu Almanya'da? Yaklaşık dört kuşak. Dört kuşak. Oldu. Dört kuşak derken hemen şeye geldik biz. Bu dört kuşak işte benim bu arada evlilik yoluyla ben geldim. Annemin babamın ilk Almancı olması sebebiyle onlar Türkiye'ye döndükten sonra ben tabii Almanya'ya geldim. Evlilik yoluyla. Burada çocuklarımız doğdu. Evet. Çocuklarımızın akabetinde torunlarımız oldu. Maşallah. Şu an benim 8 tane torunum var. Maşallah. Ama tabii şimdi Türkiye'de yaşamımı sürdürdüğüm dönemlerde ben 30 yaşında Almanya'ya geldim. Orada tabii karikatür sanatıyla, evet, spor alanında 1981'de zaten ilk milli sporcu oldum. Ondan sonra rahmetli Oğuz Aral hocamızla tanıştık. Tabii. Karikatür alanında çalışmalara başladık. Belli bir kariyerimiz, belli bir şey seviyeye geldikten sonra insan kendini o birikimini, o donanımını istiyor ki yerleştiği bir ülkede de yapmasını istiyor. Yani orada bir sadece işe, işten eve bir tek uğraşır da değilsin. Çünkü çeşitli alanlarda donanımlısınız. Şimdi sıkıntılarımız var, sorunlarımız var orada. Tabii siz de ilk kuşak sayılırsınız. Dolayısıyla İkinci kuşakız hocam. Biz ikinci kuşak. İlk kuşak, birinci kuşak babalarımız. Yani evet. Yine onlarla beraber en azından onların sıkıntılarını gördünüz. İkinci kuşak olarak da ilk kuşağın zorluklarını gördünüz. Bundan sonra gelecek işte torunlarımız diyelim, çocuklarımız. Dördüncü, hatta beşinci kuşağa doğru bir gidiş var. Evet. Yine siz Türkiye'de yaşadınız. Orada da yaşadınız. Kopmadınız yani. Ama eğer 6-7-8. Kuşak orada gözünü açarsa artık Türkiye'den kopacak. Kopmamak için işte o 7. 8. bizden sonraki gelecek kuşaklar için evet. Mutlaka orada bir şeyler yapmamız gerekiyor. Evet. Zaten şu dönemde biz Türkiye'nin dışında yaşamını sürdüren Türkler olarak öncelikli olarak ben örnek verecek olursam Almanya'nın içerisinde küçük bir Türkiye var. Almanya'nın içerisinde o küçük Türkiye'nin mecburen ne kadar, yaklaşık 3,5-4 milyon, yaklaşık 5 milyon işte Avusturya, Almanya, Belçika, Hollanda. Birçok Avrupa ülkesinin nüfusu kadar yok. Yani bayağı bir evet, devlet gibi neredeyse.
Evet. Az değil. İleride daha da artacak bu. Belki 10 milyon, 15 milyon olacak. Şimdi öncelikli olarak Almanya'daki benim toplumsal faaliyetim derneklerle başladı. Yani sivil toplum kuruluşlarıyla başladı. Yani ben oralarda işte bizim dertlerimizi, sorunlarımızı karikatürle dile getirmeye çalıştım. Yani evet, Türkiye'den gelen ulusal basında gazetelerimiz çoğunlukluydu. Hatta o dönemlerde Gırgır dergisi, mizah dergilerinden Leman dergisi falan vardı. Ama bir eksik vardı. O eksiğin içerisinde bizden bir şey yoktu. Yani işte sizinle tanışmamız da evet, bu vesileyle oldu. Buraya da yeri evet, gelmişken evet. Ben de internette tanıştık tabii karikatür başlığım için. Ben de çok etkilenmiştim. Sizin orada işte Türk çocuklarının çektiği eziyetler diyelim, yani sıkıntılar, ailelerin, onları dile getirmek için. Tabii biz okuyan da bir toplum değiliz ama karikatür göze hitap ettiği için çok güzel bir şey yakaladınız. Yani 5 ülkede yayınlanıyordu zannedersin. Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, İsviçre'de 5 ülkede yayınlanıyordu. Evet. Eurocanlar mizah dergisi. Evet. Ama öncelikli olarak benim işte bu sivil toplum kuruluşlarında karikatür sergileriyle bir şekilde başladım topluma hizmet vermeye. Daha sonra da biz yapmış olduğumuz birikimimizi bir şekilde mizah dergisi olarak burada yayınlamak istedik. Öncelikli olarak tabii gazeteyi açıyorsunuz, gazetede küçük bir karikatür yok. Evet. Bizi anlatan bir karikatür yok. Mizah dergilerine bakıyorsunuz, mizah dergileri tamamen Türkiye'yi anlatıyor. Bizim hangisinin orada bizim bir geçmişimiz var, bizim evet, çocuklarımız orada doğdu. Küçük bir Türkiye var orada. Yani. Oradaki o küçük Türkiye'nin içerisindeki hiçbir konuya değinmiyor. Yani şey, ama mizah alanı diyorum. Tabii tabii. Mizah alanında bir şekilde biz şeyle başladık. Eurocanlar mizah dergisini çıkarttık 2006 yılında. Mizah dergisi. Bu tamamen benim ekonomik ve işte şahsi gayretinizle. Ben şahsi gayret diyelim ya. Yani, zaten bu işler böyle para pulla yapılacak işler değil yani. Para pul işine girdi mi rengi değişiyor. Gönüllülük esası. Gönüllülük. Çünkü ben size şunu gördüm. Siz orada ilk ve ikinci nesil yaşayan birisi olarak geçmişi gördünüz. Gelecekteki tehlikeyi de sezdiniz. Anı yaşadınız. Bunu nasıl kurtarabiliriz? Gençleri nasıl kurtarabiliriz? Ya şimdi şöyle bir şey var. Evet, evet. Ana tema gönüllülük şeyi, yani gönüllülük, gönüllü olarak bu işe başlıyorsunuz ama bir dergiyi bastırmak, bir dergiyi tabii, yayınlamak, tabii, bu ekonomik durum ister istemez tabii, işin içine giriyor. O da işte kendi birikimlerinizle, o evet, da tamamen kendime ait. Yok diye kadar. Kendi bütçemle diyelim. Tabii, tabii. Kendi bütçemle biz başladık Avrupa'daki Türk vatandaşlarımızın sorunlarını karikatürize evet, ederek karikatürle dile getirmeye çalıştık. Bayağı da bir ses getirdi. Evet. Çok büyük bir ses getirdi. Sonra öncelikli olarak böyle elden bulunduğumuz ülkede işte semtte dağıtılan değil, gazete bayilerinde satışa sunduk biz bunu. Evet, yani bütün tren istasyonlarında, havaalanlarında, yani erişilebilecek noktalarda istediğiniz zaman Eurocanlara ulaşabiliyorsunuz. Ne yazık ki dediğiniz gibi, biraz sizin önce dediğiniz gibi okumayan bir toplum olduğumuz için 2006 yılında yaklaşık 5 sayıda biz tükendik. Ama siz tabii burada bırakmadınız. Ben inatçı bir adamım. Çok inatçı, i̇şte inatçı burada bir bırakmadınız. Mutlaka bu mücadeleye devam etmem lazım dediniz ve bir spor da var sizde. Bir sivil toplum kuruluşu kurdunuz. Ya ben oraya gelmedin. İstersen şeyi, bu Eurocanları şey yapayım. Yani bitiş noktasını oraya, sivil toplum tamam, kuruluşuna tamam, nasıl geçtiğimi onu anlatayım. Çünkü o birlikte böyle bir paralel geliyor. Tamam. 2006 yılında çıkıyor Eurocanlar. 2008 yılında tükeniyor okutulamadığı için. Bir karamsarlık, bir burhanlı bir dönem. 2006, ondan sonra 2008'de tekrar İlhan Değirmenci bir inatla. Çünkü eksik, değerli hocam. Yani karikatür alanı çok değerli bir alan. Yani karikatür, sizin böyle sayfalarca kitaplar dolusu, yani böyle yazı yazmaktan ziyade bir karikatürle sizin oradaki o günlük, o yıllık, o şeyinizi anlatabiliyorsunuz. Hocam sizden aldığımız bu ilhamla biz de işte kısmetse bu ay Başkent Postası'nın bir mizah eki çıkarıyoruz. Ve bütün dünyadan karikatürler burada toplandı. Ve ortak dilimiz şey yok, yazı yok. Evet. Ama baktığımız zaman biz birbirimizi anlıyoruz. Sorunlar da ortak. Evet. Tabii şeye girmiyor, içine böyle siyasi şeye girmedi ama dünyanın sorunlarını, Türkiye'nin de dünyanın parçası, o sorunları
gösteren bir dergi inşallah. Tabii bunda sizin de katkınız oldu. Tabii elimizden ne gelirse. Evet hocam. Mümkün olduğunca sizin bu çıkartacağınız derginin içerisinde yer almak, size destek vermek. Sağ olun. Yani bizim başlıca vazifelerimizden biri. Yani çünkü biz birlik ve beraberlik içerisinde olursak, birbirimize tabii, destek tabii. verirsek ancak bir şeyleri yapabiliriz. Tek başına ben yapmak istedim, olmadı. Beşinci sayıya kadar tükendi ve çünkü beş sayıya kadar... Bu şeye benziyor, mehter takımı, iki ileri bir geri... Şimdi Eğir Hocamların beş sayısı İlhan Değirmenci'nin bütün emeğiyle çizgi roman formatında çıktı. Evet, ondan sonra güzel. 2008'de dedim ki bu böyle olmayacak. Ben arkadaşlarımı da bu işin içerisine dahil edeceğim. Türkiye Karikatürcüler Derneği'nin aynı zamanda ben üyesiyim. Evet. Tabii Türkiye'de bizim bir belli çevre arkadaşlarımız var. Sağ olsunlar Türkiye'nin dışında yaşayan arkadaşlarımız da var karikatürist. Bunları da dahil ederek biz ortak bir kolektif bir çalışmayla Eğrocanları 2008'de yine yayınlamaya başladık. Yine olacak dedik yani. Ya olacak ya olacak. Olmadı. Peki hocam gelelim şeye şimdi. Geliyorum oraya. Geliyorum oraya ama bunun evet. bir de 2012'si var. 2008, 2006, 2008, 2012 derken 2012 dedik bu üçüncü kez bir daha olsun. Ayrı bir formatta. Ya bu vallahi, Edison'un lambayı... Ya ben ille... Bin defa deneme yapıyor, bin birinci de buluyor. Diyor ki ben diyor bin şeyin elektriğin olmayışının bin yolunu... tespit ettim. Bilmeyince buldum diyor. Siz de üç etti bakalım. Bu üçüncüsü zaten bizi başka yollara da şey yaptı. Başka mecralara taşıdı. Üçüncüsünde yine başaramadık. Ki beş ülkede satış noktasında biz satışa sunulan bir dergiyiz. Herkes şunu kabul ediyor. Evet, Eğrocanlar olması gerekiyor. Ben de hala olması lazım diyorum hocam. Herkes bunu kiminle görüşüyorsak, hangi arkadaşla görüşüyorsak Eğrocanlar mizah dergisi bizi burada karikatürüz yani sesimizi karikatürle duyuracak bir yayın organına ihtiyaç var. Bütün dünyaya duyurursun sesinizi. Evet. Yazı yok çünkü onda. Yok. Ama ne hikmetse olmadı işte bir şekilde. 12'de de 2012'sinde de böyle aşağı yukarı işte 5-6 sayı çıktık. Toplamı zaten 13 sayı yaptı. 3 bir yılı geçmiş. 5 işte 8 derken 12 böyle kaldık biz. Buhranlı bir gün. Evet. Hep cepten gidiyor. Ondan sonra bir maddi bir destek alamıyoruz. Ondan sonra evdekiler de evdekiler de şimdi ya bu adam deli mi ya bizim yani bir ya şey... O sanatçılara söylenen bütün herkes kimle konuşsam sonra... sanatçıların aileleri katlanmak durumunda ya, ama sanatçılarda biraz şey vardır. Azıcık çizik şey de anlatamıyorsunuz. Ya ailenize de anlatamıyorsunuz. Çekiliyorsunuz bir kenara, üzüntünüzü kalbinize o böyle. O zaman siz hocam spor gömüyorsunuz. Yönünüzü... Yine böyle bir pazar günü ayın 21'i Eylül ayı 2013. Kalktım, evet. Elimi yüzümü yıkadım. Pazar günü saat öğleye doğru ben geldim, bilgisayarımı açtım. Türkiye'de ben 1972'de spora başladım. Evet. 1972'de spora başladım. O zamanlar bizim federasyonumuz yoktu. Hangi? Savunma ve mücadele sporlarının karate. O zaman sizden biraz uzak duralım hocam. Estağfurullah. Yok. Bu savunma ve mücadele sporları yapan arkadaşlara da hiç uzak durmayın. Aksine yaklaşın. Yani gönül olarak yaklaşan da yine çünkü de neden? Yani çünkü neden? Tebdil mekanda hayır vardır. Bu arkadaşlar kesinlikle bir zarar gelmez. Evet. Bu arkadaşlar nefsini doğru. Artık nefsini aşmış, nefsine müdahale zaten etmiş. Yemin ediyorlar değil mi yani? Tabii. Kimseyi dövmüş. Şey yani, öyle bir şey var arada. Şimdi yemin dediğimiz durum... Hipokrat yemini gibi bir şey. Yani, ama tutarsa tabii yemin tutarsın. Kimseye zarar gelmez. Doğu sporlarını yapanlardan. Yani spor yapandan, sanatla uğraşandan kesinlikle ben bunu gördüm. Evet. Fayda gelir zarar gelmez. Diyeceğim 1972-1981 derken biz bu dönemlerde federasyonsuz bir çalışmaların içerisindeydik. 1981'de, yine kendi gayretleriniz zaten. Tabii. Ama sadece ben kendi gayretlerimle değil bütün Türkiye'deki bütün sporcu kardeşlerimiz kendi salonlarını açıyorlar. Kendi işleri bir spor çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz de onların içerisinde bir ferdi olarak. Sporun yaygınlaşması, çocuklarımıza işte belli bir hizmetin sunulması açısından 1981'de federasyonumuz kuruluyor. Akabinde şampiyonalar düzenleniyor. 1981'de işte o düzenlenen şampiyonalar ondan sonra ilk milli takımda yer alıyorum. Karate sporunun ilk milli takımındayım bu arada. Biraz daha uzaklaşsak acaba? Yok. O zaman yaklaşalım. İşte o 2013'ün Eylül ayı 21'inde ben
kendi kendime dedim ki ya ben 1986'dan beri Almanya'da yaşıyorum. Evet. Ama benden başka bu işi burada yapan var mı? Ben hep şeyin üzerindeydim, mizahın üzerindeydim. Evet. Benden başka bu işi yapan var mı burada derken Facebook biliyorsun teknolojide. Tabii, tabii. Artık insanlar ilkokul arkadaşlarını buluyorlar. Biz öğretmenimizi bulduk 50 yıl sonra gittik ilkokul arkadaşları beraber yemek yedik. Facebook'ta bulduk. Evet. Diyeceğim sadece küçük bir grup sayfası yaşamını yurt dışında sürdüren karateciler dedim. Bir saat sonra birkaç kişi sayfaya üye oldu. Birkaç saat sonra derken akşam bir baktım ki yoğun bir talep var. Yani herkes sayfaya kaydoluyor. Bir de baktım ki sevgili hocam burada hakikaten de o birinci kuşakla birlikte gelen 7 yaşındaki 8 ve 11 yaşlarındaki o dönemlerde arkadaşlarımız burada biz nasıl ki 1971'li yıllarda 70'li yıllarda Türkiye'de spora başladıysak onlar da burada başladılar evet. Spora. Yani bu arkadaşlardan örnek verecek olursam işte Kasım Keleş, İbrahim Altınova, İsmail Koldere gibi değerli arkadaşlarımız. Ben bu arkadaşları buldum burada. Evet. Yani o bizim bir o grup sayfamız başlı başına artık buluşma rotamız oldu. Evet. Şimdi ben ayrı bir alana adım attığımı da farkında değilim. Ama hedef aynı. Hedef aynı, birlik ve beraberlik. Evet. Hedef aynı, birlik ve beraberlik. Yani bizim hangi işi yaparsanız yapın, kalbinizde birlik ve beraberlik varsa her işi yaptığınız işe yansır o. O zaman bu kuruluşa bir süratle girelim hocam. Tamam, kuruluşa hemen süratle giriyorum. Yani, kuruluş derken federasyona kadar geldik. Federasyona geldiniz. Federasyona kadar geldik. Federasyonumuzu kurduk. Karate Federasyonu'nu kurduktan sonra yurt dışı Türkleri Karate Federasyonu'nu kurduk. Ardından diğer branştaki sporcu kardeşlerimiz de bizden referans alarak hani çok güzel bir birliktelik, beraberlik oluşuyor. İşte biz de bu işi yapalım diye. Biz de tabii bizden ya nasıl başardınız bu işi? Bu birlikteliği, beraberliği nasıl başardınız derken biz dedik ki ya tamam evet diğer branşlarda da biz bu işleri sürdürelim. Karate, jiu-jitsu, kickbox, taekwondo derken biz savunma ve mücadele sporlarında bir şeyimiz oldu. Yani bir çalışmalarımız oldu. Onun akabinde biz yapmış olduğumuz, kurmuş olduğumuz federasyonların başlığını hep yurt dışı Türkleri olarak logomuz Ay Yıldız. Ay Yıldız. Yani biz istedik gençlerimiz, ki çocuklarımızı ya yani bunu zaten amacı o. Bunu, bu birlik ve beraberliğin amacı. Çok güzel bir şey çocuklarımıza bizden sonraki İyi ki sizin kuşak ve siz fark etmişsiniz bu işe el atmışsınız yoksa eğer bir kuşak geçse bitti. Evet yani kayıp ederdik. Kayıp nesil. Kayıp ederdik. Tamam birkaç kuşak sonra siz bu işleri yapabilirsin ama zor. Kaybettiğimiz kuşaklar olurdu. Olurdu. O kuşaklar başkalarını tetiklerdi. Yani İyi oldu yani bizim. Kurdunuz gayet güzel. Sonradan İnşallah şey doğdu. Şimdi şöyle bir şey. Jiu-Jitsu, yurt dışı Türkleri Jiu-Jitsu Federasyonu, Karate Federasyonu derken biz yani biz de bunu çok böyle şey oluyor. Bir kavram karmaşası ve çok böyle yoruyor. Evet. Biz bunu kısaltalım dedik. Yurt dışı Türkleri dedik olsun. Yurt dışı Türkleri dediğimiz zaman zaten Şemsiye o. Şemsiye o. Var. Sivil toplum kuruluşumuz olarak. Şimdi işte oraya geliyorum şimdi. Buraya geliş sebebiniz şu anda Türkiye'desiniz, Ankara'dasınız. Şimdi sevgili hocam, sevgili hocam. Gezmeye yani geldiniz şimdi yoksa şöyle bir şey. Sivil toplum kuruluşu gönüllülük esasına dayalı tabii. Çalışmalar sürdüren bir kuruluş. Bunları bütün herkes, biz bu zamana kadar zaten hep cebimizden harcadık. Mizahta da öyle, sivil tabii, toplum kuruluşları. İnanın bana Almanya'nın en ücra köşesine kadar ben gidip arkadaşlarımı buldum. Ya işte biz bunu yapmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Yurt dışı Türklerin sivil toplum kuruluşu olarak bizden sonraki nesillerimize güzel o Türkiye'nin dışındaki küçük Türkiye'nin kurumlarını oluşturmamız gerekiyor. Sağ olsun bana destek veren arkadaşlarımız. Şimdi dedik ki biz bu arada biz şey yapıyoruz. Konsolosluklarımızı dolaşıyoruz. Evet. Büyükelçiliklerimizi dolaşıyoruz. Kendilerine yani yapmış böyle bir kuruluşun olduğunu en azından yapmış olduğumuz çalışmaları olsun. Yapmış olduğumuz çalışmaları kendilerine anlatıyoruz. Hep aldığımız cevap şu. Değerli hocam. Lütfen ama lütfen siz bu yapmış olduklarınızı, bu yapmış olduğunuz çalışmalarınızı bu Türkiye'de ana vatandaki yani her alanın kendi kurumuna. Evet, var. Yurt dışı Türkleri diyorsunuz. Gidin bakın orada yurt dışı Türkleri akraba toplulukları başkanlığı var. Gidin oraya. Gittiniz mi? Onun için buradayız. Evet. Onun için buradayız. Oraya geldik. Hatta beraber gittik. Ben de. Aynı zamanda ben şimdi bizi izleyen sevgili izleyicilerimizle bunu paylaşmak zorundayım. Aynı zamanda
Mehmet Sayın Bilge hocamız mı diyeceğim, albayım mı diyeceğim, komutanım mı diyeceğim, hocam mı diyeceğim? Hocam diye. Yurt dışı Türkleri Sivil Toplum Kuruluşu'nun Türkiye koordinatörü olarak. Sağ olun. Ben siz bu girişimde bulunduktan sonra bana bu teklif yaptığınızda ben de hedef aynı olduktan sonra seve sevdim. Çünkü bizde parayla pulla işimiz yok. Belli bir yaşa da geldik. Yaş kemale erdi. Bacağımızı bizi çukurdu hocam değil mi? Allah gezinden versin de. Hiç olmaz arkamızda yani dua edecek bir nesil bırakmak lazım. Yani kurtarmamız lazım nesli. Evet. Beraber gittik. Herhalde... Yapmış olduğumuz çalışmaları kendilerine anlattık. Çok memnun oldular. Yani biraz da böyle keşke siz daha önceden gelseydiniz bir şeyi orada bir havası oluştu. Ama şimdi biz devlet her tarafı yetişemez. Böyle sivil toplum kuruluşları kanalıyla ancak bazı şeyler yapılabilir. Ama hakikaten büyük iş. Yani diyeceğim mizahla başlayan yolculuğumuz mizahın başarılı olamadığı bir anda, mizah çalışmalarımın başarısız olduğu anda işte bir lütuf yani Allah'ın bir lütfu yani bu. Ama yine biz mizahı da katarız işte. Mutlaka katacağız. Yani şimdi bizim bu yurt dışı mizahla sporu sevgili hocam. Bunun izahı yok deriz. Ama şöyle bir şey, ben yine sevgili izleyicilerimize hem böyle küçük bir açıklamada bulunayım. Yurtdışı Türkleri Sivil Toplum Kuruluşu'nun içerisinde spor alanımız var. Evet. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma alanımız var. Medya alanımız var. Evet. Kültür sanat alanımız var. Dört tane. Tabii bunun yanında küçük kurumlarımız da var, geliştireceğiz de. Ama dört tane şeyin direğin üzerine biz yurt dışı Türklerini kurduk. Yani siz şimdi şunu yaptınız, Everest'e tırmanmak için ilk adımın atılması. Evet, ondan sonra gerisi gelir. Şimdi çok önemli bir şey daha söyleyeyim. İlk adımın da ilerisine gittiniz siz. Sevgili İnşallah hocam, şimdi şöyle çok önemli bir şey daha söyleyeyim. Sivil toplum kuruluşunun ana muhatap olabileceğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisindeki kurum olan Yurtdışı Türkleri ve Akraba Toplulukları Başkanlığı. Biz burada bu kurumu ziyaret ettik. Ama dediğim gibi bizim diğer alanlarda da işte spor, kültür sanat, sosyal yardımlaşma ve dayanışma. Spora gelecek olursak biz Türkiye'nin dışında kurmuş olduğumuz bu federasyonları, örnek Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu. Yani Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu kuruluyor ama bununla birlikte biz Türkiye'deki ana federasyonumuzun mutlaka haberinin olmasını istedik. Geldik. Yani ondan bağımsız. Kesinlikle göbek bağımızın. Göbek bağımız var. Tabii. Yani kendilerini bilgilendirdik kuruluş aşamasında. Onların bir ünitesi, bir şubesi gibi. Tabii. Ama şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'yi şey yaparken yani böyle bir Türkiye'yi bilgilendirmek, onların bir şubesi, onların bir parçası, göbek bağı olan Türkiye'nin dışında bir yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu diyoruz ama bunun bir de Avrupa etabı var. Yani Avrupa'nın hangi ülkesinde olursak Sadece Almanya değil. O ülkenin sorumluluğunuz ve yükünüz bayağı. O ülkenin Karate Federasyonu'yla da biz öyle bir mi? Araya geliyoruz. Yapacaklarımızı, yapmak istediklerimizi kendilerinden konuşuyoruz, anlatıyoruz. Sağ olsun hiçbir sıkıntılı bir durum yaşanmadı. Onlar da kabul etti. O zaman ne oluyor? Yurt dışı Türkleri spor ortada. Öyle değil mi? Spor evrensel. Yurt dışı Türkleri ortada bir bağlayıcı bir kurum oluyor. Bir tarafta Türkiye Karate Federasyonu, diğer tarafta Almanya Karate Federasyonu. Biz bunu gerçekleştirdik. Zaten onların da işine gelir. Niye? Siz bu gençleri ne yapıyorsunuz? Sporla eğiterek kötü alışkanlıklardan da uzaklaştırıyorsunuz. Hem öyle. Kötü bir alışkanlık olsa hem o bulunduğu devlette başa bela hem bizim hem de ailesinin. Çok büyük bir misyon istendik sevgili hocam. Şimdi biz gençlerimizi, birliğimizi, beraberliğimizi derken iki ülkeyi de bir araya getiriyoruz. İki ülkenin sporcularını da getiriyoruz. 2014 yılında Türkiye Karate Milli Takımı'yla Almanya Milli Takımı, Karate Federasyonu Milli Takımı yani iki ülkenin milli takımı biz dostluk turnuvası formatında Almanya'da 2014 Dillingen'de bir dostluk turnuvası düzenledik. Bu dostluk turnuvasına Ticaret Bakanı da... Stadyum Türk bayraklarıyla dolmuştur yani. Ya orada biz orada bir gözümüzden yaş gelmedi. Şimdi nereden nereye geldik? O 2013'ün buhranlı döneminde şahsen kendimi söylüyorum. Cepten gitmiş, manevi bir yıkımdasın.
Açıyorsun diyorsun ki ya benden başka kim burada yaşıyor? Bir bakıyorsun ki bir müthiş bir toplulukla karşılaşıyorsun. Tabii iyi diyeceğim. Allah yardım ediyor. Yani diyeceğim işte sosyal yardımlaşma, efendime söyleyeyim, spor, kültür, sanat, geniş kapsamlı bir sivil toplum kuruluşunu burada Türkiye'deki ilgili kurumlarıyla, Türkiye'nin ilgili kurumlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde biz bunu sürdürmek istiyoruz. Hocam, onun için buradayız. Çok biraz uzun oldu. Şimdi, yok, yani niçin buradasınız dediniz biraz uzun oldu ama baştan almak zorundaydım. Doğru. Ya şimdi artık programımızın sonuna geldik. Son olarak bir iki cümleyle. Son olarak ne diyebilirim ne yani? Gerçi söylediniz. Son olarak şunu söyleyeyim. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Yani böyle kümecikler halinde herkes kendi bildiğini, kendi yeteneğini ücra köşelerde yaparsa olmuyor. Mutlaka bir araya. Ben yani yaşamını yurt dışında sürdüren diğer branşlardaki sivil toplum kuruluşlarımıza da buradan sesleniyorum. Evet. Yani en azından 3-5 derneği bir araya getirip bir federasyon, federasyonlar bir araya getirip bir konfederasyon. Yani çatı kurumların oluşması gerekiyor. Sizin merkeziniz gerekiyor. Nerede hocam? Sizle irtibat kurmak isterlerse. Bizim merkezimiz Almanya'da Köln'de. İnternet sitemiz var. www.yurtdışitürkleri.com diye girerlerse arkadaşlarımız oradan bütün çalışmalarımıza ulaşabilirler. Çok teşekkür ederim. Birlik ve beraberlik. Son sözümüz bu. Kesinlikle. Vatanını ilk sözümüz de o, son sözümüz de o. Türkiye'nin bütünlüğünü koruyacak. Vatanın bölünmez bütünlüğünü kabul edecek. Yapmış olduğu işin içerisine siyaseti bulaştırmayacak. Tabii. Siyaset üstü olacak. Ancak biz ortak noktalarımızla birlik ve beraberliği hayata geçirebiliriz. Yoksa koparız, yazık olur gençliğe. Paramparça olur diyorsunuz. Son sözüm. Evet, evet sayın seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Bundan sonra karikatür ağırlıklı olmak üzere dünyanın her tarafından canlı bağlantılarla ve stüdyo konuklarıyla sizlerle beraber olacağız. Hoşça kalın.